Selamünaleyküm değerli kıymetli dostlar. Hoş geldiniz efendim Almanya'da gurbetçi ailenin evine. Nasılsınız kıymetli dostlar? Vallahi beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Ya iyi dememiz haddimize mi? Çok şükür nefes alıyoruz mu? Sağlığımız şükür yerinde mi? Buna daha ne diyebiliriz ki? Rabbime hamdü senalar olsun kıymetli dostlar. İnşallah sizler de mutlusunuz, huzurlusunuz. Canlar, biz kahvaltımızı yaptık, kızlar çekmedik. Biliyorsunuz bugün Ercan abiniz de evdeydi. Ya yaptık, çekmedim kızlar. Bir hani dedim, kahvaltıyı da çekmeyelim dedim. Bulaşık makinem doluydu değerli dostlar. Bulaşık makinemi boşalttım. Sen daha konuşuyor musun? Hayatım, vlog. Hazır değil misin sen? Az kaldı, az. Dur 2 dakika Ercan. Ay Ercan, üstü Allah'ın severseniz gelsene Ercan. Tamam da ben de seni bekliyorum. Üstü başı giymiş değerli dostlar. Mandalinasını da almış elini. Ben oturma arasında bekliyorum. Sen madem hazırlansın da çekip gidelim diyorum. Ben hadi de burada daha konuşuyor. Sen Ercan şu son rutin işlerimi dedim ki arkadaşlar. Azıcık dedim Ercan, makinayı boşalttım. Oralar bitene kadar sen üstünü giy dedim. Normalde en son Ercan hazırlanır. Ben öyle vizenti falan göstermem. Hemen hazırdır kıyafetim. Olur mu kız? Hazırlanacağımızda gelin bekler gibi gelin bekliyor. Hayır, abi. Gelin bizim... en sona çıkar derler ya. Gelsin de benim harap derler. En sona Selma çıkıyor. Bekle babam bekle. Ömrüm beklemekten geçti arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? Aa Ercan çarpılacaksın. Yok hanımefendiler, beyefendiler. Ben Ercan'ı beklerim. Ben hazırlanırım. Abi, İşim biter. Ayakkabıyı giyer kapıda beklerim. Ercan gelecek. Bizim ev tam tersi. Vallahi öyle değil. Dur makyajımı yapayım unuttum. Makyaj bile yapmam kız. Zaten ağzım yüzüm yara bere. Labele sürüyorum böyle yumuşatıcı krem falan sürüyorum. Ağzım yüzüm yara. Gözümün buradan böyle bir yağ bezesi çıkmış mı kızlar? Onunla da azıcık uğraştım. Bakın burası da şişmiş mi? Hani benim öyle süsü püsü aman alan almış kılı satan satmış bakarsam da kendime bakmazsam da kendime alma bu canın ahını çıkar ha hesta hesta. Kuzu kaynanadan biter diyorum da siz inanmıyorsunuz. Kızlar o zaman Tuğçe sen bunları boşaltır mısın? O zaman Tuğçe ya. Bu işler sana kaldı. Bak Ercan ne anlatacaktım senin yüzünde. Kızlar ben dün makineye atarken bunu, baharatlıklarımı da makineye attım güzel yıkandıydı. Ben birazını bu içlerine boşalttım. Kaşıklarımızı falan hep makineye attık değerli dostlar. Hepsini yıkadım mis gibi. Bakın dedim ya geçen hep kirlenmişti diye. Şimdi pırıl pırıl oldu. Çocuğun yapacağı iş. Çocukların yapacağı iş. 5 yaşındaki çocuk. Ercan hanımefendiler kızıyor. Yapma Ercan abi. Allah kızsınlar ne yapayım? Çok çocuklar yapar bunu. O zaman ya, sen ne, yap. Ercan o zaman kendin yap. Beğenmiyorsan kendin yapacaksın. Aa yapma ama. Ha, kadına hakaret burada. Öyle hayır. Değil mi dostlar? Ay resmen hakaret ediyorsun. Hayır. O çocuk işi diyorsun. Bu çocuk işi diyorsun. Her şey parmak diyorsun. Ayıp ama. Vallahi. Resmen hakaret değildi dostlar. Sizin işiniz çok kolay. Ben size söyleyeyim. Ya işte bu sana o yanlış Ercan'cığım. Hayır yanlış konuşuyorsun. Neyse kızlar. Bak 2 gündür evdeyim ha robot gibi. Bekliyorum. Hanım çıkacak daha da Ercan sokağa çıkacak. Aa yapma Ercan işe seni bak gezdiriyormuş kolay yani, değil. Gel. Gördün mü hadi işler yürüyüş. Bitmiyor. Arkadaşlar şey koçunuz hazır. Siz de hazır olun yürüyüşe gidiyoruz. İşte görüyorsunuz değil mi? Ben mutfağa giriyorum bu diyor ki hemen rrrt, bitiyor zannediyor. Evet. Her, bakın şunu koyarken de dostlar demin bunun kenarlarına hep döküldü. Bu sefer ne yaptım tekrar onu sildim. Makineyi boşaltıyorsun kirliyi geri bakın. Kahvaltılarımızı geri makineye yolladık. Yani bu zannediyor ki her şey lay laylum hayatı değil. Hayatım öyle senin dediğin gibi değil. Otobüsün başına oturup da direksiyon çevirmeye benzemiyor. Ev işi. Ben günde 1000 kişinin muhakkak hayatım oluyorum. Öyle hanımefendiler var ki hem dışarıda hem evde çalışıyorlar da hiç şikayet etmiyorlar. Ama onlar senin şey, gibi şey beyefendiler ne yapıyor? Her şeyi lay layyum 5 dakika. Hayır yanlış ben katılmıyorum. Sana bu da kadına hakarettir benim gözümde efendim. Hayır, kızlar neyse. Hiç dedi. Tuğçe hadi dakika geldin Selma. Evet canlar. Tuğçe dedik anne ben hallederim dedi. Ercan'ın diline düşmeyelim. Ben bugün gene ne yaptım? Bu bla bla mı giydim efendim? Hoşuma gidiyor. İnce ya. Ben sana gül aldım. Onu ben kendim almıştım. Sen bana bir tane al da öyle havan at. Bu ne? Bana aldığımı mı bana hediye ediyorsun? Ercan git oraya koy Allah'ın seversen. Siz de haklısınız arkadaşlar. Bu çok oldu. Neyse. Bir şey demiyorum. Kızlar işte böyle bir siyah pantolonumu giydim. Üzerime de şu bla bla mı giydim. Hava soğuk ya. Ercan diyor ki illa şapka takıyor. Bana da şapka yakışmıyor. Her kız bana çok güzel yakışıyor. Baba valla çok güzel yakışıyor şapka. Canlar ne bileyim ya. Bu şey bana bunu Tuğçe hediye almış. Çünkü ben şapka çok çabuk migren hastası olduğum için
böyle soğukta falan direkt giriyor ya. Tuğçe de bana, ben normalde siyah takıyordum. Anne diyor hep siyah siyah. Sana bunu alalım, bunu tak demişti. Bayağı oluyor bu şapka da duruyordu. Tuğçe çıkarmış bugün. Şirketi tam şirket oldu. Hadi Selma güzel oldun sen hadi. Da, takayım mı takmayayım mı kararsızım. Tamam tamam iyi aman iyi iyi. Takayım mı? Çünkü taksın ya taksın. Çok soğuk çünkü peki. Ceremesini ben çekiyorum. Hasta oluyor, ceremesini ben çekiyorum. Tak ya bırak. Tak ana kurban olasın. Anam bunu çelişti. Gezene kurban olasın. Ne kurban yapayım bilmiyorum olasın. Ya şapka takıp takmamakta kararsızım. Hadi ya. Be. Olmazsa yanına bak gitti kıskançlığa. Bak hala gidip şapkalı ya. Anam ne kocam var kız. Benim şapkam nerede? Vallahi benim. Baba bak hemen. Gitti şapkasını alıyor. Heh, şimdi benim de şapka yarışına girecek. Kime daha çok yakışıyor? Yok be. Güzele ne yakışmaz değil mi arkadaşlar? Valla diğer bir tane lacivert kocuğum var aslında onu giymek istiyorum da onu da kim çıkaracak? Eriniyorum o da dolapların kışlığı yazın kaldırmıştık ya çıkacak yıkanması lazım. Bu da hazır da bunu giyiyorum kızlar. Bu da çok şey siz söyleyin kabarık. Hani şahtı şahpaz oldu derler ya bunu da giyince iyice kilolu kat, şey oldum böyle kilolu oldum. Şey şapka saçlarımı bozuyor Selma. Saçlar ya Allah'ım ben nereye gittim? Övmem mi beni taşlara vurur? Tamam. Ay, canlar. Dur 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 kaşlarımı alacağım. El can. Aa çok ayıp. Hadi gidelim. Arkadaşlar bunun çenesi bitmez. Ben çıkıyorum. Siz de peşimden gelin. Ben şapka takmayacağım. Ben vazgeçtim. Ay sen de saçlar bende yok. Ben dahiyim en iyisi. Yani, sen bak kafamı bozdun ya. Koçunuz hazır. Siz de hazırsanız. Hadi buyurun çıkalım gidelim. İlkay demiş ya. Ercan abim doğru söylüyor. Tabii demiş. Ben doğru söylüyorum. Rukiye'm canımın içi iyi ki varsın güzel bacım. Ay Feri'm sizi çok seviyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ben daha bu kelimeyi 27 yıldır duymadım. Hay! İyi ki varsınız güzel bacılar. Valla destek oluyorsunuz kızlar. İzleyin akkalarım beni. Nerede? O kadar düştü ki. Kız şu vloglarımı eşinizle dostunuzla paylaşın ki. Ne olur ki. Valla insanın modu düşüyor. Düşmanlar seviniyor. Dostlar üzülüyor hesabı. Ben siz dostlarımdan destek bekliyorum. Değerli dostlar. Çantanı aldın mı? Ben galiba saçlarımı bağlayacağım. Bana gene sıkıntı geldi. Sizde de var mı bu panik atak gibi bir şey ya? Hemen sıkıntı geliyor. Saçım. Çantanı tak. Kalbim çarpıyor. Saçım açık olunca. O zaman olunca. Gitmeyelim. Böyle bir sıkıntı geliyor. İlla bu saçı bağlayacağım. Yok ben saç açıp gezemiyorum anam. Beceremiyorum. Gel hadi gitmeyelim de birer kahve çek. Hadi hadi gidelim. Tamam bağlamıyorum. Neredeyim ben? Ecem para aldın mı? Benim cüzdanım nerede? Var sende yeter o para. Dur bakayım. Tamam ben de var. Sen al yanına kadar. Yeter yeter. Tamam yeter. Çok ama sende var mı daha yanında? Sana belki ne? Yetmezse. Sana ne? Varsa var. Aa tamam telefonum eksik. Bir de telefonumu alayım. Ayakkabımı alayım dolapta. Tamam. Ondan sonra çıkalım. Tamam. Diğer sizi çok... Üzücü bir olay anlatacağım. Ercan da biliyor. Bir hanımefendiyle sohbet ettik. Hanımefendinin torunları, gelin hanım torunlarını hanımefendiye göstermiyor. Çünkü ona da güzel yorumlarla destek olursanız sevinirim. Ben gelince bir anlatayım. Bakayım sizlerin bakış açısı bu konuda nasıl? O gelin hanım doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Kızlar sizinle de hasbihal edelim. Hadi birazdan beraber olalım. Uçak kaçtı gitti. Tamam hadi yürü gidelim. Evet değerli dostlar. Biz geldik valla. Gittik Kaufland'a valla öyle hani abartılacak hiçbir şey yoktu. Yok böyle elektrik eşyası. Yok, hiçbir şey yoktu kızlar. Sırf yiyecek içecek üzerinde. Evet ben dedim belki banyo perdesi falan bulurum. Yok anam hiçbir şey bulamadık. Yok. Sadece yiyecekler var bir de içecek. Kıvır zıvır elektrik eşyaları da vardı. Hatta çekeyim dedim de anam müzik. Bir müzik öttürüyorlar bir görün. Yani telif olacak diye müzik hiç çekime de giremedim. Kızlar ama indirim var. Onu diyeyim Kaufland'da çok güzel indirimler var. Yağlar var o markalı tof taf neydi o yağın adı? Güzel mi? Normalde pahalı onlar. Bu şeyde Kaufland'da 96 cent mi neydi? Hmm. Şey gerçekten. Ne zamana kadar işte. Meyvelerde, sebzelerde, şokoladalarda uygun. Değerli canlar, size bir hanımefendi hakkında bir şey okuyacağım. Gül Kazım, Bulgaristan'dan efendim bizi takip ediyormuş Gül ablamız. Ellerinizden öpüyoruz Gül ablacığım. Ya okumak istedim değerli dostlar. Bakın aynen birebir okuyorum. Gül Kazım ablacığımın yazısını. Merhaba güzel kardeşlerim. Benim bana moral oluyorsunuz. Süpersiniz. Bulgaristan'dan selamlar size. Kocam 63 yaşında tırcı. 2 ay sonra yarın Allah'ın izniyle geliyor. Allah'ım hayırlısıyla gelsin efendim.
enişte beyimiz, amcamız bir an evvel sizin yanınıza, kıyamam size, izine geliyor Allah'ın izniyle demiş. Mutlaka sizin vloglarınızı ona seyrettireceğim demiş. Sizin de eşinizin de ellerinden öpüyoruz. Allah'ım uzun uzun ömürler versin, sağlıklı hayırlı ömürler versin diyorum Gül ablacığım. Abimizin de selam ve sevgilerimizi yolluyoruz Ercan'la birlikte. Çok çok efendim. Selamlar. Ama hani bir sonunda üzüldüm. Bu arada kocamın ismi Naci. Naci abicim selamlar sevgiler olsun. Bir de dünya güzeli oğlum vardı. Gürkan 86 doğumlu. Baba mesleği tırcı. Sizlere ömür. 1,5 yıl önce kalp krizinden kaybettik. Belçika'da çalışıyordu. Sizi severek izliyorum. Allah'a emanet olun. Selamlar Bulgaristan Delorman bölgesinden demiş. Değerli dostlar, o kadar üzüldüm ki öncelikle Gül abla Allah'ım evladına rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ablacığım hani evlat olunca hiçbir şey diyemiyorum. Allah'ım sabırlar versin. Kurban olduğum Allah ablacığım bol bol okuyalım, Kur'anlar okuyalım, Yasinler gönderelim, sadakalar verelim Gül ablacığım. Rabbim de size bunun mükafatını mutlaka verecektir. Naci abim de sizi vallahi kucak dolusu sevgi ve selamlarınızı gönderiyoruz. Evet, diyecek kelime bulamadım. Evlat kaybı ayrı bir şey. Benim buram gitti. Hiçbir şey demiyorum. Tekrardan Allah'ım rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Buradan tekrardan Bulgaristan'a selamlar gönderiyoruz efendim. Değerli dostlar, hadi gelin. Gül ablamın modu beni bayağı, yani moralim bozuldu. O kadar üzüldüm ki. Biz modumuza dönelim değil mi Ercan'cığım? Gittik geldik canlar. Yoruldum. Ne aldık biliyor musunuz? Hızlı hızlı anlatayım. Dostlar, Kaufland'da Nutella'lar vardı. 1 euro 59 sente düşmüş. Görünce Ercan dedi ki Selma 4-5 tane alalım. Ercan dedim taşıyamayız. 3 tane Nutella aldım efendim. Bu barillelerin Kaufland'da 59 cent efendim. Ama bu 500 gram. Bu bizim hani arpa şehriyemiz var ya, ondan güzel oluyor. 2 pakette bundan aldım canlar. Çünkü bizde bu arpa şehriyeler çok gidiyor. Bir de Ercan bu makarnayı seviyorum Selma dedi. 2 tane de kendine bu makarnadan aldı. Değerli dostlar. Gene Kaufland'da bu paprika bir tane alabildim. Yoktu çünkü. Biraz sonra yemek yapacağız ya. Tavuk etim vardı buzlukta, çıkartmıştım. Brokoli de onun içine lazımdı. Bir tane brokoli aldım etti. Efendim bir de Kaufland'da bu çeri domatesler ucuzlamış. 59 sen. 6 tane de çeri domates aldık efendim. İşte onlar da burada. Bir de bu Lay's'in çipsleri düşmüş efendim. Normalde 1 euro 49 sent. Bunlar Kaufland'da 88 sente düşmüş. 4 tane çeşit çeşit. Her çeşidinde birer tane. Yani 4 tane de bunu almış olduk. Bir de Ercan biz oradan geldikten sonra bizim aileden şimdi hemen bir tane soda aldı. Çünkü benim midem çok kötü oldu. Evde de sodam kalmamış. Oradan değerli dostlar bir şeye girmiştik New York'a. New York efendim Suze. New York'ta böyle siz söyleyin. Ercan şapkan da burada kalmış. Ha, hep diyorum kel kafam bir üşüdü. Efendim New York'ta böyle bir bustiyer gördüm. Benim kızlar bu tip şeyleri çok seviyorlar. Bir de indirime girmiş. Şöyle hani ceketlerin falan içine giyilince kızlar seviyor, hoşlarına gidiyor. Baktım 3 euroya düşmüş. 7 euroymuş. 3 euro 2.99'a düşmüş. Yani lazım olur dedim. Alayım da kızlar giyerler dedim. 3 euro buna verdim. Bir de değerli dostlar 2 tane de şöyle bustiyerlerden aldım. Bunlar da 1'er euroya düşmüş. Bedenleri kalmamıştı. Efendim. Bir de Rossmann'a gittim. Oradan Rossmann'a gittim. Hatırlarsınız ben sürekli kaş kalemi, kaşıma falan boya yaptığım için. Bir tane bu kaş kalemimden aldım. Böyle kaş boyası. Ben kahverengini alıyorum. Bir de kızlar benim rumelim bitmişti. Şöyle diyeyim. Böyle bir rumel. Bunlar çok güzel oluyor. Bu bakın bunu da tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Yani kipriği olmayana bile kipriğini kocaman ediyor. Ben hep de bunu kullanıyorum. Vallahi fiyatı da 2.79'du. Bu da 1.50'du. Buraya 5 euro para verdim şu ikisi. Bugün de bana kargo geldi. Dünden diyorlardı ya anne sana da bir şey cuma gelecek. Cuma günü gelecek dediler ya. Cuma günü gelecek. Bana künefe tabağı sipariş vermişler. Şuraya 24 euro mu? Evet 25. 25 euro. Şu künefe tabağına 25 euro. Hani görmüşler annemi alalım demişler. Valla çocuklar da sipariş vermişler. İşte buna da 25 euro vermişler. Acıktık.
Acıttı. Ne yapayım biliyor musun? Şu üzerimi bir değişeyim. Dışarıdan o iki otobüs değiştik ya. Bu halde hiç mutfağa girmeyeyim. Bir üzerimi değişeyim. Şöyle rahat bir şeyler giyeyim. Mutfağa gireyim de. Hadi canlar mutfakta buluşalım. Ben konuşunca vlog da oluyor. He bir hanımefendi öyle demiş. Ay o kızın ismini unuttum. SC miydi? Ne bileyim. Yok SC değil. Bacım, başka bir kız ismini unuttum. Kullan Ercan konuşunca bana. Vlog da oluyor. Doğru söylüyor. Bir ablam diyor ki o kadar güldük ki diyor. Ercan konuşunca Selma vlog doldu diyorsun ya diyor. Biz de burada kahkaha atıyoruz. Buradan sizlere de selam olsun. Bir bacım da demiş ki SC sen miydin? Selma abla, Selma Hanım demiş turuncuyu giydin ya gene demiş. Kadınlık bilmem bir şeyler demiş. Kız yok hiç öyle şeyler aklından bile geçmiyor kız. Yakıştı diye giydim. Güzel bacım vallahi bak art niyetim hiç yok. Neyse değerli dostlar. Hadi ben mutfağa şu üzerimi değişeyim mutfaktayız. Evet kızlar biz mutfağa geçtik. Üzerimi değiştim kızlar aman. Yuh hanım yok biz alışmışık böyle ev kıyafetlerine. Olmuyoruz hanım olmuyoruz. Sıkıntı geliyor. Değerli dostlar gelin kızlar hızlı hızlı vaktinizi almayın. Değerli dostlar burada şehriye kavuruyorum. Pirinç pilavı yapacağım. Buraya pirincimi yıkadım. Tereyağımı üzerine koydum kızlar. Şimdi pilavımı pişirip kenara şehriyesini kavurdum. Pirinci de zaten yıkanık hazır diye içine aktardım. Şöyle bir taşım kaynadı. Onun hemen altını en kısık dereceye kıstım. O kendi halinde pişsin. Bu yemeği de benim oğlum çok seviyor ablalarım. Orçun gitti gideli ilk defa pişiriyorum. Bilirsiniz yani uzun zamandır tavuk gibi pişmedi biliyorsunuz ya. Orçun gitti gideli hadi dedim bugün de böyle bir şey yapalım. Bundan pişirelim dedim kızlar işte böyle canlar. Ercan Bey nerede? Uyuyor. Yoruldu gezdi tozdu ya benimle şimdi gitti yattı. Ondan sonra ben dedim ama sen yokken ben rahatça yemekleri yapayım dedim. Kızlar biz gittikten sonra Tuğçe bakın teyzeleri ablaları bunları güzel anne diyor orada elinin altında kalabalık oluyor. Şuraya koyalım köşede dursun dedi. Mutfağım küçük olduğu için bütün kapkacaklarımızda bir tarafa tahta kaşıkları bir tarafa demir kaşıkları koymuş. Annem karıştırmasın diye. İşte böyle değerli tostlar. Bakın bu tavuk piştikçe rengi işte içine bakın bir yemek kaşığı da şey atacaktım soya sosu. Kızım, bakın efendim şöyle. Bakın bu kadar daha soya sosu ekledim. Bak hem sosunu ekledim hem de şimdi tekrardan içine ekliyorum. Ve bunu bu şekilde pişireceğim canlar. Evet kızlar bu böyle biraz piştikten sonra sebzelerini göndereceğim. Aynı zamanda bu brokolileri de biraz küçülteceğim. Onu unuttum. Çünkü brokoliler büyük. Şimdi brokolileri de kendi şeyimize göre siz söyleyin ya. Aha bakın. Kızlar ben brokoliyi de fazla haşladım. Siz fazla haşlamayın. Şu şekillerde biraz küçültüyüm. Benim de onu öyle yiyeyim. Limonla, tuzla. He Tuğçe he sen de hep ye. Saplarını da alacağız. Onları da araya vermeyelim. Evet onlar da şükür oluyor. Bunları gene bir yandan böyle küçülteyim canlar. Evet canlar, kızlar gelin bakın. Gördünüz mü? Ben yalnız tavayı değiştirdim. Diğerinin ağzı dikti. Şimdi bu sebzelerin falan hepsi ölür diye hemen tavayı değiştirdim. Bir de kızlar bakın ama daha yemeğe başladık şu kadar bulaşık. Aman bir sürü iş. Gel kızım tavuklarımızı gösterelim. Bakın dostlar işte bakın şu renkleri aldı tavuklarımız. Artık ne yapacağız? Artık sebzelerini yavaş yavaş buluşturma zamanı. Öncelikle şöyle bir soğanlarımı efendim şöyle şu şekilde soğanları gezdirelim. Bir soğanların kokusunu çıkartalım. Bu aşamada el kullanıyoruz maalesef. Başka böyle kenarından alamam şimdi onları. Şimdi şöyle bir soğanları soteleyeceğim tavuklarımızda efendim. Şöyle alayım. Yani öncelikle soğanımın atmamın nedeni soğanın bir acı kokusu çıksa kızlar. Böyle inanın çok lezzetli oluyor. Fazla içine baharat atmıyor. Baharat falan hiçbir şey atmayacağım kızlar. Biraz tuz atacağım. Zaten sosunda tuzu var. Karabiberi var ya. Soya sosunda da olduğu için hiçbir baharat atmayacağım. Sadece işte şu gördüğünüz sebzeler girecek içine. Şöyle soğanlarım şu bu şekilde ölsün değerli dostlar. Ondan sonra ne yapacağız? Diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Bakın soğanlar bir hemen karamelize oldu. O soya sosunun rengini hemen aldı. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Besmelemizi çektik. Bakın lahanamıza varana kadar canlar. O üç renkli paprikalarımız.
Onları da gönderdim. Şimdi bunlarla da böyle bu pişsin. O güzel koktu. Biraz yağ gezdiririm üzerine. Çok güzel şöyle elimi sileyim. Bismillah. Değil mi? Ben de bundaki yağı sevmiyorum. Ya minnak minnak dökülüyordu. O yüzden hep ötekini kullanıyorum ya. Şuna baksanıza çıkmıyor. Heh, çok güzel kokuyor anne. Rüzgarı herhalde söylüyor. Şöyle hafif çok de güzel. Tuzunu atayım efendim. Şöyle. Ha, o tuzu da ona yeter. Şimdi bunu böyle soteleyeceğim değerli dostlar. Bakın zaten yemeğimizin bir brokoliyle havuçu da yollarsak işlem tamamdır. Hepsi bu kadar kızlar. Bu aşamada havuçumuzu da yollayacağız. Çünkü havuç da hani biliyorsunuz haşlasak da yine de hani sert bir şey. Evet canlar. Gördünüz işte. Böyle bunlar bir müddet bu halde ara ara karıştırarak ben bu yemeğimi pişireceğim. İnanın o kadar lezzetli oluyor. Biraz şöyle altını da açacağım. Brokoliler hani hemen ölüyor diye biraz da dişimize değsin sert olsun diye brokolilerimi en son atacağım kızlar. O zaman daha güzel, daha lezzetli oluyor. Pilavım zaten pişiyor. Şimdi ne yapacağım? Biraz ben bunu böyle kendi halinde sebzelerin ölmesini bekleyeceğim. Şöyle biraz ağzını kapatayım kızlar. Heh, bu şekilde bir 5 dakika falan sebzeler bir ölsün, birbirlerine lezzeti katsın. Ondan sonra da brokoli atarım. Biraz da brokoli ile karıştırırım. Biraz da öyle pişiririm. Feltik kızlar çok da bir deneyin. Soya sosuyla, sirkeyle bir sos yapın. Nişastayla. Benim yaptığım gibi yapın. Yanına bir pilav. Yok Selma biz pilav yemiyoruz. Rahatsız oluyoruz. Hemen bir noodle, bu Çinlilerin makarnaları oluyor. O yoksa spagetti yapın. Kız spagetti haşlayın dökün. Size bir değişik bir akşam yemeği olur. Kızlar işte böyle. Değerli dostlar. Hatırlarsınız. Bir yandan da diyorum bulaşık mı yıkayayım diyorum da gelin bir yandan bulaşık yıkayayım orada pişerken bir yandan da sizinle hasbihal edelim. Hem bulaşığımı yıkayayım hem de sizlerle biraz dedim sohbet yapalım. Yemeğim arkada pişiyor. Değerli kız dostlar hani size bir hanımefendiden bahsetmiştim hatırlar mısınız? Benimle bir sohbet etmişti. Bayağı bir üzülmüş bayağı bir hani kırılgınlığı var. Hanımefendi kendi okul zamanında çalışmış, emekliliğini yapmış. İki evladı var. Evladının biri gurbete evlenmiş gelmiş. Fazla kızlar detaya da girmeyelim. Hani durduk yere kadıncağızın da başını ağrıtmak istemiyorum. Değerli dostlar bu hanımefendi bana dedi ki Selma'cığım dedi. Ben dedi sana gelen dedi. Bir yorumların hepsini okuyorum dedi. Hani geçenlerde bir gelin hanım hakkında konuşmuştun ya dedi. Ay annem dedi, benim de dedi, böyle bir sıkıntım var dedi. Seninle dedi, paylaşmak istiyorum dedi. Bir de dedi, gönül dostları dedi, bakalım dedi, benim hikayeme nasıl bir yorum yapacaklar dedi. Ben dedi, çünkü günümü çoğunu böyle geçiriyorum. Yavrum zamanında çalıştık, ettik. Şimdi evlere kapandık pandemiden dolayı. Fazla sokağa falan da çıkmıyoruz. Alışverişlerimiz olunca alışverişlerimizi yapıyoruz. Koşa koşa evimize geliyoruz. Amcanla birlikte oturuyoruz senin vloglarını izliyoruz. En eski vloglarına bana kadar bakıyoruz demiş. Allah onlardan razı olsun. Ellerinden öpüyorum. O kıymetli teyzemle amcamın gerçekten beni çok duygulandırdılar. Hanımefendi işte evladının birini yurt dışına evlendirmiş göndermiş. Türkiye'de de bir tane yavrusunu kendi elleriyle sevdiği beğendiği bir hanım kız. Yani oğlu zaten sevmiş de hanımefendi de çok sevmiş. Gelininin hiçbir gönlünü kalbini kırmadan ne lazım ne eksik evliliklerinde onunda bununda gelinine her türlü desteği sağlayarak yani yuvalarını kurmalarında yardımcı olmuş bir dediğini iki etmemiş. Hatta Selma'cığım ilk başlarda gerçekten hani hiç ben şeyini görmedim gelin hanımın saygılı terbiyeli efendi hani anne anne diyordu. Ne olduysa bu pandemi de oldu Selma'cığım sorma inan. Gelinimin aramıza ne girdi ne oldu inan hala bilmiyorum ve çok zoruma gidiyor demiş. Selma'cığım diyor bizler diyor hani gençlik de diyor çalıştık çabaladık diyor çoluk çocuk büyüttük diyor. Her anne baba gibi bizler de diyor evlatların arkasında koşturduk. Nasıl yetiştik nasıl büyüttük nasıl ettik hiç anlamadık diyor. Şimdi evladımızı evlendirdik ettik torun torba sahip olduk ama diyor. Şimdi de toruna torbaya hasret yaşıyoruz biliyor musun diyor. Bu pandemiden öncesine kadar bu 2 sene öncesine kadar gelinim ara sıra gelir
torunlarımızı gösterirdi. Severdik, koklardık diyor. Şimdi daha çeneye dalıyoruz diye yemeği de unutmayalım kız. Bakın gördünüz mü sebzeler yavaş yavaş ölüyor dostlar. Bakın bu şekilde sebzelerim ölüyor. Birazdan da brokoli ile sarımsağı yollayacağım. Ondan sonra da biraz da öyle pişecekler. Sonra da finish efendim. Selmacığım diyor. Bu pandemiden dolayı işte diyor gelinim diyor. Bir iki sene öncesine kadar arardı ederdi falan filan. Ama diyor şimdi diyor arıyoruz diyor. Telefonlara çıkmıyor. E yavrum ne yapıyorsunuz? Ya hadi gelin bu hafta sonu. Aa bizim işimiz var. Hep bir şeyler diyor. Hep diyor uzaklaşmalar diyor. Kızım çocukları özledim. Bir getirin de sevelim. Aa pandemi var. Olmaz. Hep diyor bana karşı soğuk. Eşime karşı soğuk diyor. Hani bir şey de demek istemiyoruz diyor. Eşim bana soruyor. Bir şey mi dedin geline? Bir şey mi oldu? Yok bey ne diyeceğim? Vallahi bir şey demedim. Kendi kendimi sorguluyorum. Acaba bir şey mi oldu? Bir şey bilmeden kalp mi kırdım? Bir oğluma söyleyeyim diyor. Bu sefer hani diyor aralı oğlum da vay annem niye bana böyle dedi falan der diyor. Aralarında bir şey olur diyor. Korkudan da oğlana da diyemiyorum diyor. Böyle düşünüyorum. Gelinim de bana uzak yerde oturmuyor. Kızım diyor yakınımda oturuyor diyor. Çocukları diyor götürüyor getiriyor okula. Görüyorum böyle arabadan iniyorlar biniyorlar camdan böyle bakıyorum diyor. Çocuklar diyor el görselerde bir el sallasam diyor. Çocuklar da bakmıyor yavrum diyor. Bekliyoruz öyle diyor. Gelmiyorlar. Hep ya çocuğu uyuttuk ya banyo yaptırdık. Ya ders çalışıyorlar ya şu ya bu. Hep bir bahane ürettiler diyor. Allah'ım ya Rabbim dedim diyor. Gene bir gün kapının önüne geldiler. Geçiyorlar evlerine doğru gidiyorlar. Üzerime giydim. Elime iki parça çocuklar sevsin diye bir şeyler aldım. Gelinin evine gittim. Zile bastım. Yavrum müsaitse girebilir miyim? Beni görünce bir rengi döndü diyor. Yani istemiyor resmen yüzünden belli diyor. Neyse yavrum girdik eve diyor. Çocuklar baktım orada oturuyorlar. Televizyon izliyorlar diyor. Annesi önlerine bir şeyler koymuş diyor. Yavrularım dedim diyor. Çocuklar annelerinin gözüne bakıyor kızım diyor. Yani gelmiyorlar diyor. Yaklaşmıyorlar diyor. Öpüyorum diyor. Yüzlerini siliyorlar. Yitiyorlar. Üf yapma falan diyorlar diyor. Gelin hanım ofluyor pufluyor diyor. Aa işte yemek saati, aa banyo saatiniz falan sürekli çocuklara bir şeyler söylüyor diyor. Çocuklar böyle korkarak bana bakıyorlar diyor. Ben sordum diyor gelinine kızım yanlış anlama da bilmeden senin kalbini gönlünü mü kırdık? Niye sen bize böyle yapıyorsun? Hayır yok ortada bir şey abartmayın ya ne demek istiyorsunuz falan deyince diyor bir fevri davrandı diyor. Hay işte şu ay bu çocuklarımızı böyle yetiştirmek istiyoruz, şöyle etmek istiyoruz, işte şu bu pandemi, şunlar bunlar. Ay bir sürü bahaneler. Şaşırdım yavrum diye. Tamam yavrum dedim diyor. Hadi size kolay gelsin. Çıktım evime geldim, oturdum evimde diyor. Arada sırada oğlum gelir ziyaretime diyor. Hiç demez diyor. Anne ya niye gelmiyorsunuz, niye gitmiyorsunuz? Bir günde bize buyurun gelin. Hiç yavrum diyor. Bu pandemi diyor. Ve yani diyor bahaneymiş demek ki diyor birilerinin bizlerden uzaklaşması için diyor. Hani yaşlı karı koca emekli maaşımız var. Kimseye çok şükür el ayak muhtaç değiliz. Hani diyor gelinimin bir kere kalbini gönlünü kırmış olsaydım derdim ki hatalıyım. O da yoktu diyor. Demek ki görüşmek istemiyormuş yavrum bunu anladım diyor. Aklı başında bir insanım sustum oturuyorum diyor. Eşimle birlikte tek başına gelen giden olursa birkaç arkadaş eş dost. O kadar Selma'cığım diyor. Ay bir üzüldüm bir de böyle ağlayarak dedi. Ve şunu de bana da dedi Selma sen böyle dedi. Hep dedi ortayı bularak konuşuyorsun dedi. Ne dedi bir tarafı ne öbür tarafı kırmadan ezmeden dedi konuşuyorsun. Bir de dedi benim hikayemi dedi yorumlasan bakalım nasıl yorumlayacaksın. İşte teyzeciğim sizin anlattıklarınızı burada yorumladım. Bundan sonrası değerli gönül dostlarımıza abilerime ablalarıma benden daha büyük veyahut da küçük kardeşlerimin vicdanlarına kalmış bir şey. Değerli dostlar, bizler de gelin olduk. İnanın bakın benim kayınvalidim hastanede yatıyordu. Elimden geldikçe bilen bilir, bilmeyen bilmez. Zaten birileri bilsin diye bizler bir şeyler yapmıyoruz. Biz kimler için yapıyoruz? Önce Rabbimiz için. Allah'ımızın rızasını kazanabilmek için. Sonra da eşimiz olan sevgi ve saygımızdan dolayı. O taraf bize kötü davranır, iyi davranır, hiç fark etmez. Eşiniz sizi seviyor, sayıyorsa... Ve Rabbinizin rızasını kazanmak istiyorsanız eşinizin annesine ve babasına diğerleri önemli değil. Kardeşiydi, abisiydi, şu cartı cürt onlar önemli değil. Onlar hiç. Ama anne ve babaya saygı gösterilmek zorunda.
Benim abimin hanımları bana saygı göstersin göstermesin zerre aldırma. Ama anne ve babama saygı göstermek mecburiyetindeler. Neden biliyor musunuz? Sevmeye sevmeyebilir. Bu ayrı. Ha beni kayınanam beni çok seviyor, baş tacı mı? Asla öyle bir şey yok. Ama ben eşimden dolayı saygı gösteririm. Anlarlar, anlamazlar. Her neyse kızlar uzatmayacağım. Bir gün kayınvalidenin gene hastanede dedi ki Selma böyle sohbet ediyor. Valla orada da Almanlar yatıyor. Alman hastalar yatıyor. Biz ama her gün günde 3 sefer gidiyoruz hastaneye. Kız daha 1-2 sene önce oldu olay. Bir yandan da brokolileri atıyorum kızlar. Çeneye de dalmayayım. Ondan sonra götürüyorum. Orada Alman dedi ki kayınvalideme. Bu dedi senin dedi kızın mı dedi. Aynen böyle. Kadın o kadar artık şaşırmış ki. Kayınvalideme direkt böyle dedi. Dayne dedi. Tohta mı? Ya senin kızın mı? Hani herkes evladını, kızı ve gelinini kızı yerine koymak zorunda değildir. Hiç sorun değil. Ben diyorum ya öyle ufak şeylere gelmem. Hiç umursamam. Çünkü ben her şeyi eşimin hatırı için yaparım. Birileri beni sevsin. Ay birileri ay ay desin. Selma şöyleymiş. Hiç. Ben bir Rabbimin rızası bir de eşimin gönlü için yaparım bunları. Neyse kızlar. Biz de dedik yok dedik gelin. Alman kadın dedi ki kayınvalide. Sen dedi çok şanslısın dedi. Benim dedi gelinim dedi benim hastanede yattığımı bile bilmez dedi. Çok dedi şanslı bir kayınvalidesin dedi. İnanın bakın böyle dedi. Kayınvalidem de hiç yani evet dedi sağ olsunlar gelirler dedi. Öyle konuyu kapattık. Neyse canlar. Sonra kayınvalidem dedi ki aa dedi çocukların hepsini gördüm de dedi bir Orçun'u göremedim uzun zamandır. Orçun da hastanede çalışıyor ama o dönemde çok sıkı çalışıyor. Benim de içim böyle bir cız etti. Ay dedim dur. Ercan'a dedim ki Orçun'u bir arasana bir telefonla konuşturalım anneyle dedim. Ercan da dedi ki çocuk çalışıyordur falan. Ya dedim ara bırak çalışsın hep çalışacak ama dedim şu an bir daha bulunmaz. Çünkü ben hep böyle şeylerde hep emin olsun isterim. Çünkü 5 dakikamızın 5 dakikasının hesabı yoktur değerli dostlar. Kız da hızlı hızlı anlatıyor. Ercan aradı. Orçun'la Almanca konuşuyorlar. Orçun ya işte has çalışıyor falan. Babaanneden falan konuşuyorlar. Sonra Orçun babaanneyle konuşurken telefonda o yanındaki Almanlar demiş ne oldu? Orçun da demiş ki benim babaannem hastanede yatıyor. Beni özlemiş görmek istiyor. Yemin ederim canlar bakın yukarıda Yüce Mevlam var. Asla şeyim yok. Yalanım yok. Oradaki doktorlar demişler ki Zofa hadi demişler hemen gidiyorsun. Git. Orçun dedi ki baba ben geliyorum babaanneyi görmeye. Ercan hemen arabayı aldı kayınvalidenin yanına getirdi. İnanın orada bir 10 dakika resimler resim falan çekti. Sarılındı edindi öpülündü. Orada yaşlı kadının gönlünü almış olduk efendim. İşte bu ne? Rabbimizin rızasını kazanmak. Bizler de evlat yetiştiriyoruz. Ben Fatma Hanım aa Selma bak bunu yapmış. Bilmem ne hanım ama Selma böyle mi yapmış? Aa kötü gelin, iyi gelin. Birileri bunu konuşsun diye asla hiçbir işimi yapmam. Ben ne yaparsam yapayım. Önce Rabbimin rızası sonra da eşimin gönlü olsun. Vallahi bakın başka hiçbir şeyi umursamam. Size de bunu tavsiye ediyorum. Buradan da öyle gelin hanım bakın. Bir de şu var kızlar. Hayat öyle ironili mi oluyor? Ne deniyor bu kelimeyi onu da bilmiyorum da. İyi insanların karşısına maalesef kötüler, kötü insanların karşısına da maalesef iyiler çıkıyor. Farkında mısınız? Yani bazen iyi, çok mükemmel, melek gibi kayınvalideler var ama böyle katlar gelinler ve kalbi gönlü güzel gelinler var ama karşılarına katlar kayınvalideler çıkmıyor mu? Maalesef çıkıyor. Bu iyiler var. Bakın gelin kaynana anlaşanlar da var. 3 grup gerçekten bu. Orada da hem gelin akıllı hem kaynana akıllı işte birbirini idare ediyorlar. Onun için hep ne diyoruz biliyor musunuz? Allah karşımıza hayırlı, iyi insanlar çıkarsın. Evlatlarımızın karşısına da. Ben de 4 çocuk yetiştiriyorum. O hanımefendinin de bakın bir oğlu bir kızı varmış gelin hanımın. Gelin hanım, bugün şuraya ne ekersen karşına o çıkacak. Bakın kayınvalideniz melek gibi bir hanımefendi. Neden ya, bir de yakın oturuyorsunuz. Bir gün o kayınvalidenize belki işiniz düşecek. Belki sizin başınıza bir dert, Allah korusun bir şey gelecek. Ve o kayınvalidenize muhtaç olacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve rica ediyorum torunlarını kayınvalideye gösterin. İnşallah beni izliyorsunuzdur. İnşallah bir yerlerden kulağınıza gelir. Değil kızlar neyse çene düştü. Gelin bakın benim brokolileri de ezmek istemiyorum.
Şöyle ağzını kapatacağım. Kendi buharında bu yemeği pişecek. Ne yapayım biliyor musunuz? Ben bunları pişireyim değerli dostlar. Ercan abiniz uyansın. O çünkü biraz sen dedik ya otobüs falan bizi tuttu, rahatsız olduk. Selma ben biraz dinleneyim sonra. Al Ercan. Al sen otur. Sen otur Allah'ın seversen. Canlar biz valla havayı bile kararttık. Ercan Bey kalktı. Çocuklar da acıkmadık anne biraz bekleyelim dediler. Ben de hadi yavrum dedim. Her şey hazır dedim. Kalkın yiyelim artık dedim. Ercan Bey de uykuyu aldı değerli dostum. Akşam nasıl yatacak? Geri işe nasıl gidecek? Artık orasını Ercan düşünsün değerli dostlar. Ne yapayım Selma öyle deme. Uykusuzluk kötü bir şey. Açlık değil arkadaşlar. Uykusuzluk kötü. Yani dostlar aynı dediğim gibi. Valla ben aç kalmaya razıyım. Ama uykusuz kalmayın. Değil mi Ercan? Evet. Aç kalmaya razı. Sen yemekleri yapmışsın. Otobüs yordu ya. Sanki hani dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz gibi. Gittiğimiz yer uzak yer efendim. İki otobüs değiştirdik. O otobüs sallanıyor ediyor ya. Benim böyle uyku geliyor mu otobüsün içinde? Ercan diyorum nereye gidiyoruz? İnanın inecektim artık. Neyse öyle geçti yeni, kızlar. Yeni çocuğu olan bacılarım, kardeşlerim. Çocuk uyumuyorsa otobüse binin. Valla mışır mışır uyuyorlar. Pardon Orçun'da değil mi? Arabaya bindirdik. Arabaya bindirirdik. Arabada gezdirirdik Orçun'u. Uyusun diye. Vallahi yemin ederim yalan sanma. Çünkü sallanıyor ya. Ben ne yapayım Selma? Sabah akşam sürüyorum hiç uyumuyorum değil mi arkadaşlar? Aman uyuma Allah'ın seversen Ercan. Gerçekten değerli dostlar Orçun, Tuğçe böyle bebekken uyumazlardı. Hele Orçun yine uyurdu da Tuğçe'ninki çok zordu. Anam uyutamazdık kızı. Böyle biz de ne yapardık? Bebek seyfleri var ya böyle bebek şeyi. Onların için ana kucağı. Ana kucağı her neyse seyif deniyor ona. Ama ben baba kucağıydım. Oturtturduk arabaya Ercan böyle turlardı. Uyuttuk derdik koşa koşa eve gelirdik. Anam o evde de uyanırlardı. Artık bebek arabalarıyla evin içinde gezerdik. Geldi geçti. Sus ben konuşacağım blok doldu diyorum. Ercan evet doldu o yüzden de çocuklar da acıktı artık. Niye ama. Da ben yattığımda yine konuştun mu sen? Ercan konuştum yemeklerden falan yaptım. Kızlar vlogum çok uzun oldu. Aslında yemeği tarifli marifli. Acım duydun değil mi yine ben konuşacağım zaman vlog doluyor. Ben bu şaştım bu vlog ya. Selamlar bacım tekrardan. Ahmak istiyorum ben ahmak. Tamam beni dur azıcık daha hazırlamadım sofrayı. Değerli dostlar bir baktım vlogum 50-60 dakika mı olmuş kız. Anam dedim o bölümleri dedim ki ben bu vlogu %100 keseceğim. Kızlar kesik mesik gelirse de ne olur affınıza sığınırım. Bu sefer vloglarımız uzayınca ne oluyor sizler sıkılıyorsunuz. Vallahi şu an bile vlogda o saniyeler öyle hızlı gidiyor ki hızlı hızlı konuşuyorum. Kızlar bakın Ercan'a bir tabak hazırladım. Şimdi çocuklara da böyle tabak hazırlayacağım. İnanın bu sebze yemeğinde bir direm baharat yok. Sadece baharat olarak karabiber var kızlar. Ama var ya samimi söylüyorum enfes bir lezzeti var. Karabiber habbesi. Hepsi içinde Ercan hepsi. Değerli dostlar. Bana yine konuşma yok. Soya sosu zaten var. Soya sosu nişastayla güzel birazcık sirkeyle efendim. Ondan sonra da karabiber tuzla bir harç yapıp tavukları beklettim. Sonra gördüğünüz o tavukları pişirdim. Havuçla brokoliyi de bir dakika haşlamam lazımken ben 5 dakika haşladığım için havuç da öldü. Brokoli de öldü. Benim hatam oydu. Siz daha diri yaparsanız sizin sebzeler daha canlı canlı durur. Şimdi ben diri yapsam sebzeleri bir sefer niye bu biberler sert? Niye şu? Benim çocuklar huylu biraz. O yüzden ben fazla fazla pişirmişim. Sen yaparken çekmedin mi? Çektim daha. Niye bir daha anlatıyorsun? O ara ben konuşurdum. Ne konuşacaksın? Ne diyeceksin? Uyuduğum rüyamı mı anlatacaksın? Hepsi de rüya gördüm. Ama yok anlatma. Sabah ağız olsun. Şimdi günah olur. Bak akşam oldu. Sadece 7 oldu. Yapma. Baksana hava karardı. Hava saat 4.30'da kararıyor Selma. Bizim burada 4.30 olunca hava kışa karardı. Kışa doğru 3.30'da kararıyor. Bir de Türkiye ile aramızda da artık 2 saat oldu ya. Bizim burada saat 3.30-4 olunca bizim buralar gidiyor efendim. Şu an 7'ye geliyor. Saat simsiyah oldu. Saç demişim bakalım. Ben size özel vlog çekeceğim. Orada çok çok konuşacağım. Ercan Almancı. Ercan kanalın var. Bu kadın bana konuşturmuyor bacılar. Bunu da söyleyeyim değerli dostlar. Ercan'ın Almancı kanalı diye kendine ait kanalı vardı. Orada bir sürü videosu vardı. Yanlışlıkla ben onları sildim. Mehtapcığım buradan selam gönderiyorum. Mehtapcığım ne gülmüştü bana. Sapot ettim demedi. Sapot etmişim. Bütün yanlışlıkla videolar silindi. Geride yüklemeyi bulamadık. İnşotta yoktu. Ondan sonra canlar
Ercan'a az önce iki tane pembe ör attım. Hadi güzel olmuş ha. Çok güzel oldu. He ya. Afiyet olsun. Ben yine çalışmıyorum daha. Çalışma. Menajerlik ne derler? İstifa ettim. Aynen, kızlar öyle. Hadi bizim vlogda olmasın. Tamam, ne hadi. Diyelim? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün de konuşamadım. İnşallah bir dahaki vlogda konuşmayız. Bir dahaki vlogda bakarsın. İnşallah. Gerçi benim öğleneceğim bu haftadan sonra ama bakalım hayırlısı. Hadi hayırlısı olsun. Değerli dostlar ne diyelim? Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileye like, yorum, abone olarak eşinizle dostunuzla vloglarımı paylaşırsanız, bize destek olursanız gerçekten minnettar oluruz. Ya dostlar, izlenimlerimiz bu aralar bilmiyorum YouTube'da nedense bayağı bir düştü. Bu da ister istemez modumuzu düşürüyor. Bir bildirimlerinize bir bakın size zahmet. Evet, bildirim zilleriniz açıksa, pardon kapalıysa açık olarak ayarlayın. Bir girin bakın ya. Evet, gerçekten YouTube bazen hani düşürüyor. Emeklerimiz ziya olmasın. Siz dostlarımızla daha fazla hasbiyarlar edelim. Kıymetli bacılarım, abilerim. Efendim buradan Azerbaycan'a selam olsun. Oradaki dostlarımıza selam ve sevgiler gönderiyoruz. Türkiye'deki tüm büyüklerimize, küçüklerimize sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Bu daha konuşuyor. Almanya'da, Avrupa'nın herhangi bir yerinde, Amerika'sı, İngiltere'si, efendim Fransa, Ayşe Hanım, oradaki bütün dostlarıma, Hollanda'ya, bütün bacılarıma, hepsini efendim, Almanya'daki tüm dostlarıma, Danimarka'da, ya ne kadar Avrupa ülkelerinde ne kadar dostlarımız varsa Amerika her yere selam sevgiler olsun. Efendim hadi bir dahaki vlogda beraber olalım. Sizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin değerli dostlar. Can dostlarım kusura bakmayın çok konuştum. Vlog da oldu vlog. Kızım hadi görüşürüz dostlar. Can dostlarım çok konuştum tamam, kusura heyecan. Bakmayın başınız ağrıdı. Bir dakika vlogda az konuşayım Allah inşallah. Allah'a emanet olun dostlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. En önemlisi o.